pek çok meseleyi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bunları konuşup tartışırken de aslında muhalefetin sıklıkla vurgu yaptığı bir ekonomi konusu var. Ya da gerçek gündemimiz ekonomi mi diye yine program arasında ifade ettiğimiz konulardan birisi oluyor. İngiltere'ye gideceğiz. Zira Merkez Bankası'ndaki, Türkiye'de Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi sadece memleketin makroekonomik manzarasını değiştirmedi. Hepimizin kişisel durumunu da etkiledi, planlarını değiştirdi. Eski başkan Naci Ağbal döneminde 7 liranın altındaydı dolar. Şu an 8 liranın üzerinde. Altın 400 liranın altına inmişti. Buna üzülenler çoktu memlekette. Zira altın stokçumuz bir hayli fazla. Gram altın 450 liranın üzerine çıktı. Doğal olarak izleyicilerimizden pek çok soru geliyor. Biraz bunu konuşalım istiyoruz. Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi Cüneyt Başaran'la. Cüneyt hoş geldin. Merhabalar. Şimdi şöyle başlayalım. Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE'de %16.19, yurt içi üfede %31.20. 1,5 yılın zirvesi. Ne söylüyor bu rakamlar? Ben belki senin söylediğin gibi bu rakamlar rekor diyor. Ama hani nasıl ihracat rekoru kırdığımız zaman herkesin koltukları kabarıyor, haklı olarak hepimiz gurur duyuyoruz. Hı hı. Burada çok gurur duyulacak ya da memnun olacak bir durum yok. Manşet enflasyon söylediğin gibi %16.10'lara çıktı. Yani bu 2019'dan sonra gördüğümüz en yüksek oran. 2019'dan sonra hiç bu kadar yüksek TÜFE rakamı görmemiştik. Ama bu rakamdan daha sıkıntılı olan iki tane enflasyon hesaplıyor TÜİK. Aslında birkaç tane enflasyon hesaplıyor ama Habertürk dinleyicilerinin kafasını çok karıştırmamak için sade anlatalım. Bir Mehmet Akif'in, Cüneyt'in, diğer insanların sokağa çıktığında yapmış olduğu alışverişi ortalama olarak hesaplanıp TÜFE deniliyor. Hı hı. Tabii ki sen daha fazla şu ürünü alıyorsundur, ben bunu alıyorumdur. Bunu çok ayırt edemiyor TÜİK ama ortalama bir Türk vatandaşı diyor. Bunun işte enflasyonu nedir dersen bir an önce söylemiş olduğumuz %16.10. Burada bizim aldığımız ürünlerin geçen yılın aynı ayına göre artış oranı %16'nın üzerine çıkmış. Yani 2019 Temmuz'undan beri en yüksek seviye. Bir de diyor tamam sizin enflasyonunuz bu da bir üretici tarafına bakalım. Üreticiden fiyatlar nasıl çıkıyor? Yani üreticinin kendi çıkardığı fiyatlar, yani ilk eldeki fiyatlar ne diye bakalım diyor. Ona da üfe deniliyor biliyorsun. Hı hı. Oradaki rakam felaket. %31 oradaki artış. Dolayısıyla orada da... O daha fazla yansıyacak mı peki o %31 olması rakamın? Mehmet Akif senle bu yayınlarda konuşuyoruz. Habertürk izleyicileri için şöyle bir matematik verelim. Ekonomistler bunu çok sık kullanırlar. Akılda da kalabilecek bir şey. Kur Türkiye'de döviz kuru. Nasıl Mart ayında sen yayına girerken söyledin, Naci Ağbal döneminde 7'nin altındaydı dedin. Hatırla 18-17 Mart'ta Merkez Bankası Başkanı görevde alınmadan evvel hele ki o faiz artışı kararından sonra 7-20'ye düşmüştü. Hı hı. Şimdi nerede? İşte 8-10'da diyelim. %10'dan daha fazla bir artış var. Bu böyle kalırsa Mehmet Akif, 4 ila 6 ay içerisinde böyle kalırsa sen buradan %10 desek devalüasyon, bunun %20'si yani 2 ila 2,5 puanın mevcut enflasyon üzerine otomatikman geleceğini düşünebilirsin. Türkiye'nin ekonomik altyapısı, kuru olan bağımlılığı bunu söylüyor. Gelelim diğer soruna. Dedin ya üretici maliyetleri %30 artmış, bundan korkmalı mıyız? Biraz korkmalıyız. Çünkü üretici maliyetlerindeki yükselişin de %40'ı kabaca bir şekilde tedricen de olsa TÜFE'ye etkiliyor. Yani orası %30 arttıysa, %20'den %30'a çıktıysa mesela son 4-5 ayda, oradaki 10 puanın 4 puanını 3-5 ay içerisinde senin TÜFE'de tükettiğin malların maliyetine görmeyi bekleyebilirsin. Dolayısıyla TÜFE'nin daha da artabileceğini buradan. Eğer kur böyle devam edecek olur ise, eğer bu kurun baskısı üretimdeki döviz maliyetlerine, hangi döviz maliyetlerine, çiftçinin kullanmış olduğu işte mazottan tut da, kullanmış olduğu gübreye kadar, üreticinin yapmış olduğu iş tüketimde tüketilen üreticinin döviz de almış olduğu ham maddeden tut da enerji fiyatları artacaksa dolar arttığı için ne kadar bu böyle devam edecek olursa maalesef enflasyon da artacak. Ama yıl sonunda artıp tekrar aşağı inecek diye bekliyor piyasa. İnecek diye beklediği yerse maalesef Mehmet Akif bundan 2 ay evvel konuşurken sen 11,5-12'ler diyorduk yıl sonunda enflasyon. Şu an yıl sonu beklentileri 14-15'lere kadar çıktı. Ev kiraları dahil herhalde pek çok şeye yansımasını da göreceğiz.
İster istemez göreceğiz. Şu ana kadar bu tüfenin içerisinde bir sürü, sepetin içerisinde bir sürü kalem var. Mesela %22'si bunun gıda. Çünkü ortalama bir Türk vatandaşı gelirinin %22'si ile 24'ünü gıdaya harcıyor. Gıda enflasyonu %17 artmış. Yani manşet enflasyonu bir tık üzerinde. Ev kiraları şu ana kadar bizi üzmeyen grupta. Çünkü bir şekilde arz talep dengesinden dolayı ev sahipleri kiracılarına bu kadar yüklü bir kirayı yönlendiremiyor ya da kiracılar kabul etmiyor diyelim bir şekilde. Şu ana kadar daha düşük ev kiralarındaki artış, ama ister istemez senin dediğin gibi bu fiyatların kalıcı olduğu anlaşılırsa ev kiralarında da enflasyon ayarında, en azından enflasyon ayarında artışı beklemek şaşırtıcı olmaz. Şunu hatırlıyorum, uzunca bir zaman önce üfe tüfeye göre ev kirası artışı meselesi önemliydi. Maddelere yazılırdı. Çünkü insanlar bununla rahat ediyorlardı. Çok böyle ciddi kira artışları olmuyordu. Hatta özellikle onu yazmak istiyorlardı ki başka fahiş bir artış olmasın diye. Ama herhalde şu sıralar ona itiraz etmek daha cazip gibi. Şimdi hatta cazipliğin yanında bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz son dönemde yapılan uygulamayla artık sadece tüfe burada geçerli kabul ediliyor. Allah'tan böyle kabul ediliyor kiracılar için. Yoksa eskisi gibi üfe tüfe olsa 16 artı 30 bölü 2'den gitsek çok daha yukarıda bir oranla karşılaşabilirdi kiracılar kira artışlarında. Şöyle, altın fonunda bulunan bireysel emekliliğini bozmayı planlayanlar, altın yükselir mi diye soranlar var. Bekleyelim mi, ne yapalım? İşte ev almak istiyoruz, faiz düşer mi, düşerse konut fiyatları artar mı? Vatandaşa şöyle bir bu tür zamanlarda durup beklemeli mi, ne yapmalı, nasıl yönetmeli parasını ya da bu ekonomik sürecini? Şöyle bir hukuk turu yapalım istersen senle beraber. Önce altın dedin. Altında tabii gram altın olarak bakınca ister istemez Türkiye'de öyle bakıyoruz. Yani o 400 liradan 450 liraya çıkan bir gram altında yükseliş görüyoruz. Ama bu gram altındaki bu yükselişin kaynağı biraz önce söylemiş olduğumuz 7.20'lerden 8'lere çıkan dolar TL. Yoksa dünyada altının ons fiyatı 1700 dolarlara bir çakıldı. 2000 dolarlardan. Bundan 5-6 ay öncesi 2000 dolarlardı. O 1700 dolarda kalıyor. Ama doların fiyatı Türkiye'de arttığı için biz gram altının fiyatını artmış görüyoruz. Dolayısıyla altın yatırımcısının aslında merak etmesi gereken konu dünyada ons fiyatı olarak altın yükselir mi? Bu soruya verebileceğim cevap biraz bu konuda olumsuz görüşler artmaya başladı yatırım kurumlarından. Niye? Çünkü Amerika'da faiz yükseliyor. Amerika'da, İngiltere'de büyüme oranları yüksek gelmeye başladı. Dolayısıyla eğer risk seven bir yatırımcıysan Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da hisse senedine yatırım yapabilirsin. Çünkü büyüme iyi gidiyor. Risk sevmeyen yatırımcıysan, faiz istiyorsan da o zaman Amerika'daki 10 yıllık devlet tahvili 1.70'lere çıktı. Dolayısıyla altın bunun her ikisinden de kötü etkileniyor. O yüzden altınla ilgili 2000 dolara çıktıktan sonra 2500 dolar diyen o koro şimdi daha alttan gidiyor. Yıl sonunda bir daha 2000 doları görürüz belki demeye başladı. O yüzden hani altın her zaman için birçok yatırımcının %5'in altına düşürmediği bir yatırım, ama o eski altındaki güçlü koro, dünya çapında söylüyorum, Türkiye olarak demiyorum, onun sesi o kadar yüksek çıkmıyor. O yüzden Türkiye'deki yatırımcılar da sadece Türk lirasının değer kaybından mütevellit değil de dünyadaki onsun fiyatının yükselmesini bekliyorlarsa sanırım bir parça daha bekleyecekler. Bu altın fiyatlarında sanal paraların bir tesiri var mı Cüneyt? Mehmet Akif, bu soru çok soruluyor. Çünkü çok da doğru bir soru. Bu da önemli bir test. Diyorlar ki derken bunu hani sen ben konuşuyoruz diye söylemiyorum. Birçok kurumun tespiti bu. Özellikle genç neslin, özellikle yeni yatırımcının, risk almaya meyilli yatırımcının dünya çapında dijital altına, dijital altın diye baktıkları, dijital paralara yatırımlarını sevk ediyor olması altının o geçen yıl arkasına aldığı rüzgarı bir parça azalttı. Çünkü kripto paralarda öyle büyük iniş çıkışlar var diyelim. Kimilerine göre öyle büyük potansiyel var ki bütün zikzakıyla ve bütün o güvensizliğe rağmen altın yatırımcısının bir kısmının da buraya doğru kaydığı söyleniyor. Doğrusu kısa soru cevap senin soruna, evet, bir parça dijital paralar da altını tahtını sallayan unsurlardan biri olarak sayılıyor. Evet, muhtemelen biz bu dijital paraları herhalde çok konuşacağız. Yani çok enteresan bir yere gidiyor. Herhalde düşse de çıksa da çok konuşacağız. Herkes neredeyse girdi bu piyasaya.
Faiz dedik, konut fiyatları. Merkez Bankası faizi düşürür mü? Nisan'da beklemiyoruz yapılan açıklamaya göre. Ev almak için uygun bir zaman mı değil mi? Altınları bozup ev alsak mı diye soranlar var. Bir de bu faiz düşerse konut fiyatları artar mı Türkiye'de diye. Şimdi hemen onları da hızlı dönmeye çalışalım. Yeni Merkez Bankası Başkanı ve yönetiminin piyasalara verdiği mesaj, öyle 15 Nisan'da faiz indireceğimizi falan düşünmeyin. Hiç aklımızdan geçirmiyoruz bile. Dolayısıyla bugünden 15 gün sonraya bir faiz indirim beklenmiyor. Bir sonraki, bir ay, iki ay sonraki Merkez Bankası toplantılarında faiz indirimi girebilir mi? Bence zor. Yani kur rahatlamadan, Türkiye'ye yeniden yabancı para girişi başlamadan, işte aşının tesiri görülüp de Türkiye'de yeniden kısıtlamalar kalkmadan, ekonomi canlanmadan ben ekonomik sebeplerle, buranın altını çiziyorum, ekonomik sebeplerle bir faiz indirimi olabileceğini tahmin etmiyorum. Ama işte yeni Merkez Bankası Başkanı göreve geldiğinde bir öncekinden siyasi otoritenin belli bir şikayeti vardı, beklentisi vardı. Yeni Merkez Bankası Başkanı bunu yerine getirir getirmez, bu başka bir spekülasyon. Ama oraya hani onu bir kenara koyuyorum ama ekonomik sebeplerle... Getirmeden getirmiş gibi davrandı zaten piyasa bir de yani. Evet, onu da davrandı zaten, doğru. Sonuçta yeni Merkez Bankası Başkanı yönetiminin ve kendisinin ben yaz aylarının ortasına kadar pek memnun olsa da olmasa da, içinden gelse de gelmese de biraz da mecburiyetten, enflasyon da %16.20'ye çıkmışken en azından mevcut faizleri koruyacağını düşünüyorum. Bu da ister istemez kredi faizlerinin önümüzdeki 2-3 ay boyunca mevduat faizleri düşemeyeceği için aşağı gelemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla mortgage kredisi kullanalım mı diyenler için, eğer yüklü miktarda kullanacaklarsa ya bu kredi faizlerini kabul etmeleri ya da biraz daha beklemeleri gerekiyor. Daha düşük faiz olma ihtimaline karşı. Ha peşin parayla alacaklar içinse o zaman işte aslında gerçekten enteresan bir durum olur. Bugün iyi bir yerde özellikle iyi bir pazarlıkla peşin para yüksek oranda yapılan ev alımı belki 6 ay sonra mortgage faizleri düştü ama hemen bu fiyatlara yansıtıldı gözüyle bakıldığında daha mantıklı olabilir. Onu bir yere koymak isterim. Peşin paranız varsa tabii. Dolar varsa. Dolar euro ne olur? Euro dolarda da Mehmet Akif şu an için bizim tabii Türkiye olarak ihracatımızın %50'si euroya. Geri kalanı tamamen dolara değil. Geri kalanı da farklı para birimleri ama euro bizim için çok önemli. Gelecek olan turistin inşallah bu yaz büyük bir kısmı euro getiriyor, pound getiriyor. Dolayısıyla herkes için önemli. Fakat euroda Mehmet Akif bir parça kara bulutlar dolaşıyor euro bölgesinin üzerinde. Kime karşı? Amerikan dolarına karşı. Neden? Çünkü tamamen konu aşı hikayesi. Amerika kendi vatandaşının %50'sine yakınını aşılayınca Mayıs ayı itibariyle %75'lik sürü bağışıklığı denilen oranı, daha doğrusu toplam nüfusun %75'ini aşılayacağını söyleyince bu sene Amerika'daki büyüme oranı %6, 7, 8'lere kadar yükseltildi. Faiz sıfır tamam ama büyüme oranı %8. Avrupa'da ise bu aşı oranı çok daha yavaş gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, hı hı. Ve Avrupa'nın eski dinamizmine kavuşması zaman alacak. Bu da iki para arasında birinde sıfır faiz Amerika'da, öbüründe eksi faiz Avrupa'da. Biri hızlı büyüyor, öbürünün büyümesi zaman alacak. Matematiğinde doları euroya karşı yeniden güçlü hale getirmeye başladı. Orada şu an 1.18'ler var ama yıl sonunda 1.15'ler konuşuluyor yatırım firmaları arasında euro dolarda da. İngiltere Brexit'i iyi ki yaptık diyor mu? Diyor. Özellikle de Boris Johnson buna bayılıyor. Çünkü şu hikayeyi satıyorlar burada Mehmet Akif. Eğer İngiltere Brexit'i yapmamış olsaydı, Avrupa'ya dahil olsaydı biz de şimdi Brüksel'in bize uygun gördüğü dozdaki aşıyla yetinecektik. Halbuki kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Biraz da kapitalizmi ileri sürdük ve şu an İngiliz vatandaşlarının %40'ını aşılayabildik. Dolayısıyla bunlar Brexit'in faydaları. Bakın daha ileride ne faydaları olacak diye satıyorlar tırnak içerisinde. Dolayısıyla bu konuda burada bayağı konuşuluyor şu an. Cüneyt Başaran, teşekkür ediyoruz. İyi.